Ben AK Parti Antalya milletvekiliyim. Buradaki temayül komisyonu başkanıyım aynı zamanda. Bugün kültürün, medeniyetin beşiği Şanlıurfa'dayız. Peygamberler şehri Şanlıurfa'dayız. Biliyorsunuz yerel seçimler için aday belirleme sürecine başladık. Yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde bir temayül yoklaması yapıyoruz ve bunu elektronik şekilde yapıyoruz. Buraya genel görevlendirdiği arkadaşlarla beraber geldik. Bursa milletvekilimiz Osman Mestan, Zonguldak milletvekilimiz Muammer Avcı, Etik Kurulu Başkanımız İsmail Cenk Dilberoğlu, Gençlik MKYK üyemiz Mustafa Öztürk, Kadın MYK üyemiz Ayla Gündoğmuş ve Teknik Koordinatör Bilal Kocabaşoğlu ile beraber geldik. Sağ olsun il başkanımız, kadın kolları başkanımız ve gençlik kolları başkanımız burada ciddi bir hazırlık yapmışlar. İlçe başkanlarıyla beraber koordine etmişler. Kimlerin oy kullanacağı, hangi saatte oy kullanmaya gelineceği konusunda bilgilendirmeyi yapmışlar ve salonu hazırlamışlar. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şu ana kadar süreç düzgün bir şekilde koordine ediliyor. Kendilerinin emeği büyüktür. Hepsine hasreten ekipleriyle beraber teşekkür ederim. Şimdi tabii ki yerel seçimlerle ilgili süreç başladı. Bizim hedefimiz, AK Parti olarak hedefimiz, Türkiye'de en yüksek başarıyı yakalamak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımıza Türkiye'nin her noktasında devam ediyoruz. Bugün de Şanlıurfa'da, Şanlıurfa'nın ilçelerinde bu çalışmayı yapıyoruz. Yaptığımız temayül yoklaması adaylık değerlendirme sürecinde tek başına bir ölçüt değil. Yani adaylık için mutlak bir şekilde hak doğurmuyor. Ama adaylık belirleme süreçlerimizdeki kıstaslardan, kriterlerden bir tanesi. Biz bu süreci, bugün temayül yoklaması sürecini AK Parti'nin ortaya koyduğu, 21 yıldır, 22 yıldır ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde, disiplin çerçevesinde, sevgi, saygı çerçevesinde, samimiyet çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Delegelerimiz daha önceden belirlenmiş durumda. Öncelikle ilçenizde kimi belediye başkanı olarak görmek istiyorsunuz sorusunu açık uçlu olarak soruyoruz. Kendileri de en fazla 3 tercih yapabiliyorlar. Eğer o ilçede belediye başkanı AK Parti'dense ayrıca mevcut belediye başkanımızla ilgili de bir anket ve değerlendirme istiyoruz kendilerinden. Hem iletişim, hem teşkilat açısından, hem hizmetlerdeki başarısı açısından delegeler mevcut belediye başkanlarımızla değerlendiriyorlar. Bu değerlendirmeler anlık olarak genel merkezimize düşüyor. Yaptığımız sistem tamamen elektronik bir sistem. Biraz önce içeride delege arkadaşlarımız bekliyordu. Onlara şu espriyi yaptım. Dedim ki eskiden beklemenize gerek vardı. Neden? Torba oradaydı. İster istemez sandık oradaydı. Pusulalar oradaydı. Başında beklenmesi gerekiyordu. Ama öyle değil şimdi. Delege tercihini yapıyor. Online bir şekilde genel merkeze, Cumhurbaşkanımızın önüne ve yetkili birimlerimizin önüne düşüyor. Yani tercihler anlık olarak Ankara'ya ulaşıyor. Bu da partimizin aslında teknolojiyi nasıl kullandığının da işareti. Bu sürecin hem Urfa'mız için, Şanlıurfa'mız için, hem Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Bir sorunuz varsa da alabiliriz.